Şimdi ben size sıcağı sıcağına şeyi sormak istiyorum. Siz zannediyorum tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i görerek yayına bağlandınız. Evet. Yani bugün bir cezaevinde bir görüş gerçekleştirdiniz. Kendisinin morali nasıl, ruh hali nasıl, sağlığı nasıl? Evet. Tabii ki bu süreci ciddi bir sükunet ve sağduyuyla karşıladı. Ve emin olun bize ilk telkini şu oldu. Lütfen personel arkadaşlara evet personel arkadaşlarımızı uyaralım. İşlerine dört elle sahip çıksınlar. Vatandaşlık hizmeti aksamasın. Yani bana söylenen buydu. İlk cümle buydu. Son derece yani vakur karşıladı. Yani olay kendisi için sürpriz değildi. Bu anlamda süreç böyle işliyor. Peki Şevket Bey, şimdi Ahmet Bey'e yöneltilen suçlamalardan biri yanlış bilmiyorsam sizinle yaptığı bir telefon konuşması. Doğru mu biliyorum? Yani bu konuda biraz detay verebilir misiniz? Siz avukatısınız. Evet, yani avukatıyla yaptığı telefon görüşmesi nasıl bir suç isnadına dönüştü? Şu şeyden çıkmam lazım. Evet. Şimdi şöyle izah edeyim. Telefon görüşmesinden öte Başkan Bey'in son 10 yıla dönük hepsi kayıtları çıkarılıyor. Yani son 10 yılda kimlerle görüşmüş, kimleri aramış. Yani telefon içerikleri belli değil. Şimdi tabii bu 10 görüşmeden bir tanesi de benim. Ben de şahsım olarak kendisine 17 yıldır özel vekilliğini yapıyorum. Özel avukatını yapıyorum. Haliyle bir vatandaşın avukatıyla yapmış olduğu bir irtibat maalesef soruşturmaya konu oluyor. Veya bir tutuklama gerekçesi oluyor. Veya soruşturmanın başlangıcı oluyor. Böylesi bir hukuki garabetle akıl tutmasıyla karşı karşıya kaldık maalesef. Peki Şevket Bey, yani siz dün sürecin başından sonuna kadar, hatta bugün de büyük bir titizlikle takip ettiniz. Biz de siz medyadan takip ettik. Evet. Biraz şey konusunda detay verebilir misiniz? Yani bu suçlamalar medyaya yansıdığı kadarıyla biz üstünde konuşuyoruz ama bir de sizden bir hukukçu diliyle dinlemek isteriz. Yani suçlamalar neler? Şimdi tabii ki bu suçlamalara karşı bir hukukçu kimliğiyle, hukukçu uslubuyla cevap vermek isterdim. Ama ne yazık ki ortada bir hukuki değil, siyasi bir süreç var. Yani hukuki kimlikten öte veya hukuki usluktan öte açıkçası siyasi bir savunma yapmak lazım burada. Çünkü hukuku kullanırsınız, politik dile de politik cevap verirsiniz. Şimdi işletilen reaksiyon ve süreç tamamen politik. Yani bir hukuki dayanağı yok. Ve hiçbir şekilde ortalama bir savcının, hukuk fakültesi mezunu bir hakimin, savcının, yani bakın ortalama bir savcının, yargıcın kesinlikle tutuklamaya verilemeyeceği sebepler ile, gerekçeler ile maalesef Başkan Bey tutuklandı. Şimdi sorun şu, bırakınız örgüt üyeliğini, yani yapmış olduğu görüşmelerden, söylemlerden propaganda suçu bile oluşmaz. Bakınız, bırakınız örgüt üyeliğinden suçlanmayı, propaganda suçu bile oluşmaz. Bu kadar da bir hukukçu olarak iddialıyım yani. Ve her aklı başında makul, üç aşağı ortalama bir hukuk bilgisine sahip bir hukukçu da muhtemelen benim gibi aynı şeyleri düşünecektir. O anlamda biz açıkçası oraya hukuki bakmadığımız için, ortada hukuki bir durum olmadığı için biz hukuki cevap vermekte zorlanıyoruz. Evet. Peki Şevket Bey, bundan sonra ne bekliyorsunuz kişisel olarak? Yani Ahmet Bey'in serbest kalma yakın zamanda ihtimali var mı? Evet, hukuken şimdi, dediğiniz gibi yani çok değerlendirmekte zorlanıyorsunuz ama yani evet. Bir gelecek projeksiyonunuz var mı? Bundan sonra ne bekliyorsunuz? Şimdi düşüncem su. Yani bir ağır ceza avukatı tecrübesiydi bunu. Hem hukuk tecrübelerine istifade ederek hem de bilgime dayanarak şunu söyleyebilirim ki bu suçlamalardan ceza çıkmaz. Bu suçlamalardan mahkemeye çıkmaz. Bu suçlamalardan, bu iftira boyutlu, sadece iftirayla sınırlı kalabilecek isnatlarla sınırlı bir mahkemiyetin çıkmayacağından eminim. Bir hukukçu olarak buna eminim. Bu ülkede vicdanlı savcılar vardır, yargıçlar vardır, hakimler vardır. Mutlaka ki bu yanlış bir yerden dönecektir. Ben buna inanıyorum. Evet. Yalnız bu süresiyle ilgili bir şey deme şansım yok. Ben bu sürecin ağır işleteceğine inanıyorum. Yani aslında şu an deliller toplanmış durumda. Yani soruşturma yürüten savcı takdir ederse çok kısa bir zamanda, bir hafta 10 gün içerisinde iddianameyi hazırlayabilir, işi yargıya taşıyabilir, davası açılabilir. Ama ben şu kayyum olayını meşrulaştırmak amacıyla bu sürecin çok uzun tutacağını düşünüyorum. Yani kayyumu meşrulaştırmak için, orada kalıcı kılmak için bu dava sürecinin çok da uzatacağını düşünüyorum. Düşünenlerden.
Peki Şevket Bey, son olarak şey sormak istiyorum. Bu kayyum uygulamasının yasal zemini Türkiye'de çokça tartışılıyor. Şimdi bu İçişleri Bakanlığı'nın duyurusunda Ahmet Özer'in geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı. Evet, aynen o. Şimdi kararı biz de gördük. Söyleniyor. Yani geçici derken neyi? Evet. Yani ne anlamalıyız bundan? Tekrar geri dönme ihtimali var mı? Tabii geçicilikten kastı şu. Şimdi tabii bir nihayetinde Başkan Bey şu an şüpheli. Bir suçlu değil. Ortada sadece şüphe değer bir suç isnadı var ve yürütülen bir soruşturma var. Yani kendisi hala masum. Haliyle yarın masumiyeti ortaya çıktığı zaman yasal olarak tabii ki bu geçici tedbir ortadan kalkacak. Belki tekrardan görevine de başlayabilecek. Ama bu tamamen hukukun gerçekten hukuka uygun, kurallara uygun, usule uygun hissetmesinden ve acil, yani adeti acil dağıtmaktan geçer. Bu anlamda bu geçici kavramı tabii aslında kendi içerisinde bir çelişki. Son nihayetinde kamuda görevinin başında bir belediye başkanıydı. 100 binden önce insanın desteğiyle seçilmişti. Her istediği an ifadeye çağrılabilirdi. İfadesi alındıktan sonra hakkında soruşturma yürütülebilirdi, devam edebilirdi. Yani bu tutuksuz da yapılabilirdi. Haliyle tutuksuz yargılanmış olsaydı aslında hakkında her ne kadar suç isnadı olsa da kesin bir karar olmadığı için, mahkeme karar olmadığı için bu görevini devam etmeye de engel bir hal değildi. Yasal olarak engel bir hal değil. O anlamda tabii yani bu bence biraz o kayyum celladını meşrulaştırmak amacıyla kullanın. Yani bir yumuşatmaya dair bir cümle olarak görüyorum burayı. Yoksa elbette ki aslında her atama bir geçici tedbirdir. Ama dediğiniz gibi bu geçici tedbire başvurmaksızın şunu yapılabilirdi. Tutuksuz yargılanırdı, görevine devam ederdi. Yani işin sonunda beklenebilirdi. Eğer gerçekten maddi delillerle, gerçeklerle, ispatlarla suçu ispat olunsaydı yani mahkumiyette bu görev sonlandırılabilirdi. Ama eminim ki yargıçlar da bunun farkındadır. Aslında bu talimatı veren, yani ben bunu politik olduğuna inanıyorum bu kararı, veren kişilerin aslında elinde sonunda Ahmet Özer'in beraat edeceğine, masum olunacağına inandıklarını düşünüyorum. Anlıyorum. Sevgili Şevket Tuci, sizin başka eklemek istediğiniz bir şey varsa, yani son 36 saattir neredeyse sürecin takipçisisiniz. Yani bizim unuttuğumuz... Başlayın. Yani dün geceden belki hiç uyuma şansımız olmadı. Tahmin edemiyorum. Bir grup da oluştu. O anlamda bağışlayın. İnşallah ilerleyen süreçlerde tabii. Yani bizim unuttuğumuz bir şey varsa eklemek isterseniz buyurun. Yoksa yani sizi daha fazla yormayayım. İnanın gerçekten bu bir hukuk süreç değildi. Politik bir karardı. Tabii politik kararlara, politik hamlelere politikacılar cevap versin. Yine hukuk sınırları içerisinde kalmaya devam edelim. Evet. Size iyi yayınlar diliyorum. Ben son ediyorum. Olarak özür dilerim. Şey sormayı unuttum. Ahmet Bey şu an Metris'te galiba. Hayır efendim. Marmara cezaevinde. Evet, eski adıyla Silivri galiba değil mi? Silivri cezaevinde, evet. Anladım. Evet. Anladım.